Dover cini veya Dover yaratığı varlığı kanıtlanamamış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletindeki Dover köyünün yakınlarında birkaç tanık tarafından bildirilmiş esrarengiz bir yaratıktır. Ünlü Amerikan kriptozoolog Roland Coleman bu yaratığı araştırmış ve ona İngilizce Dover Demon denilen, yani Dover cini veya Dover şeytanı ismini takmıştır. Bugüne kadar bu ürkütücü yaratığın ne olduğu bilinemedi. Onun bugüne dek keşfedilmiş bir hayvan, uzaylı ya da cehennemi yaratık olabileceği iddia ediliyor. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Nisan 1977 saat 22:30'da 17 yaşındaki William Bartlett ve iki arkadaşı arabayla Dover'ın yakınlarında bulunan Farm Street yoluna geçer. Burası çok ağaçlı bir arazidir. Bartlett, taşlı ve yolun kenarında olan bir duvara geçince aniden duvarın üzerinde garip bir yaratık görür. İlk önce bunun bir köpek ya da başka bir hayvan olduğunu zanneder. Fakat arabanın ışığı vurunca şoke olan genç tanık hayatında böyle bir şeyi hiç görmediğini tespit eder. Bartlett korkunç karşılaşmayı şöyle nitelemiştir. Bir köpek ya da kedi değildi. Kuyruğu yoktu. Yumurta şeklinde bir kafası vardı. Uzun kollu ve bacaklı bebek gibi bir vücudu vardı. Kafası büyüktü ve vücudunun büyüklüğüne benziyordu. Kafası karpuz veya yumurta şeklindeydi. Bartlett bu yaratığın gözlerinin büyük ve turuncu renkli, vücudunun ise bebek derisi gibi kılsız olduğunu açıklar. Ayak ve el parmaklarının çok uzun ve ince, suratının ise burunsuz ve kulaksız olduğunu anlatır. 2 saat sonra ve yaklaşık 1 mil uzaklıkta 15 yaşındaki John Baxter ıssız bir yolda yürürken karanlıkta tuhaf bir figür görür. Yaratık Baxter'a yaklaştıktan sonra hızla ormana kaçar. Meraklı genç varlığı takip eder, onu bir ağacın yanında görür. Baxter, yaratığın onu büyük bir turuncu gözleriyle izlediğini fark edince korkmaya başlar. Hayatını tehlikeye soktuğunu anlayan genç tanık hızla yaratıktan uzaklaşır. Bir gün sonrasında 15 yaşındaki Abby Brabham ve 18 yaşındaki William Tyntor akşam saatlerinde canavarı bir köprünün kenarında görür. Brabham, yaratığın kafasının ve gözlerinin çok büyük ve vücudunun da kılsız olduğunu bildirir. Dover cinini ilk gören Bartlett, yaratığın resmini çizer. Resme incele yemin ederek doğruyu söylediğini yazar. Öbür tanıklar da aynı resimler çizerler ve resimlerden betimlenen canavarların görünümleri birbirine benzemektedir. Ünlü kriptozoolog uzmanı Lauren Coleman bu olayı duyunca hemen olay yerine gider. Orada tüm tanıklarla konuşur ve kanıt toplamaya çalışır. Coleman, Dover cininin eşsiz bir yaratık olduğunu ve böyle bir şeyi hayatında hiç görmediğini açıklar. Tanıkların hepsinin dürüst olduğuna ve gerçeği söylediklerine inanır. Coleman, Dover ve çevresindeki sık sık korkunç ve garip yaratıkların görüldüğü bir yer olarak bildirir. Dünyayı korkutan olay meşhur olunca Mark Chebron isimli şahıs 1972 yılında, yani Bartlett'tan önce, Dover cinini bir gölün yanında gördüğünü iddia eder. Ekim 2006 tarihinde 46 yaşındaki William Bartlett, Boston Sunday Globe gazetesinde bir kere daha o Nisan gecesinde yaşadığını anlatır. Bu olayın onu hala takip ettiğini, ondan korktuğunu ve herkesin onunla ilgili bir soru sorduğunu söyler. Hemen o gece ayık olduğunu ve bunun bir şaka olmadığını açıklar. Dover'da o zaman polis memuru olarak çalışan Carl Sheridan, tanıkların hepsinin güvenilebilir olduğuna inanır ve olayı şöyle niteler. Tek tanrı bilir. Ben de hala bilmiyorum. Burada tuhaf şeyler oluyor. Tüm bu olay ilginçti. Bu olay bitmeyecek. Ben size söylüyorum. Bu bitmeyecek. Bugün Dover şehri bu olayın sayesinde meşhurdur. Japonya'da Dover cinine benzediği iddia edilen küçük bir oyuncak heykel dahi üretilmiştir. Bugüne kadar Dover cininin ne olduğu öğrenilemedi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.